Bundan mı? Evet baba. Al, reçel de süreyim üstüne. Nazmiye, çay oldu mu kızım? Patlamayın, geliyor. Günaydın Özkayalı ailesi. Benim güzel ailem. Benim küçük, kendi yağında kavruk ailem. Ana, spa. Bu ne hal? Bana bak. Hiç sabaha kadar çalışmış insan tipi yok sende. Ne işler çevirdin? Söyle bakayım. Ah be abim benim ya. Ah ya. Ya şu yakışıklı abi. Bak anneciğim ya. Benim aslan abim. Benim öfkesinde hoyrat. Oh. Oh. Lan. Yüreği pamuk abim. Şapur şupur sabah sabah. Oğlum ne oldu ya? Sen yolda gerdanlık falan mı buldun? Yok anneciğim. Gerdanlık değil. Mavi bir elmas buldum anneciğim. Mavi bir elmas. Feza abla gidiyor. Ya kız. Sen nasıl akıllı şeysin lan? Kime çektin sen böyle amcasının gülü? Bana çekmiş tabii. Kime çekecek? Aman bu çay da bir çökmedi ya. İşte ucuzunu alırsak böyle olur. Neyse böyle içsinler, ne yapayım? Yoksa Feza'ya evlenmemi teklif ettin? Yani o da olacak anneciğim inşallah ya. Ama size şu kadar söyleyeyim. Çiftler kamerasına bir bilet kesildi bana. Diyeyim, siz anlayın artık. Ay kurban olurum ben sana. Gel bir sarılayım. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Amin. Ben de Nazmiye isem bu işe çomak sokmaz mıyım? Yengeciğim, bak en sevdiğin kaynın Erkut geldi. Ya yenge, Allah'ını seversen bir çay ver. Çok uykum var, hemen yiyip yatacağım. Zıkkım iç. Çek şu kolunu. Ben baskıların son durumunu merak etmiştim. Hazır olacak değil mi tişörtler? Güzel. Özel bir seri daha istiyorum. Yalnız rakamlar konuştuğumuzdan farklı. En azından şimdilik. Yapabilir miyiz? Teşekkürler. Ceyda Hanım, beni mi çağırdınız? Feza, bu checklist'teki her şey tamam mı? Tamam Ceyda Hanım, siz hiç merak etmeyin. Tasarımdaki motifler değiştiği için ayarlamalar biraz daha zaman aldı ama yetişir. Bu motif çok daha iyi olacak. Bak bu proje bizim için çok önemli. Son kontrolleri sana verdim. Kesinlikle hata istemiyorum. Her şey mükemmel olmalı, tamam mı? Biliyorum Ceyda Hanım ama gerçekten siz rahat olun. Her şey kontrolüm altında. Hadi bakalım. Ziyaretçiniz geldi, sizi bekliyorum. Ziyaretçi mi? Tamam, ben hemen geliyorum. Aa, ya merhaba. Hiç beklemiyordum açıkçası, şaşırttınız. İnsanları şaşırtmayı severim. Hele seni bir şaşırtasın var ki hiç sorma. Anlamadım, ne oluyor? Ya Erkut'a bir şey mi oldu yoksa? Bak bak, bir de düşünürmüş. Yani niye düşünmeyeyim ki ya? İş arkadaşım sonuçta. Bak kızım, bana doğruyu söyle. Sen bu yolu gelirken ben fersah fersah geri dönüyordum. Sen Erkut'un burnuna kancayı tak, affedersin böyle sokakta ayı oynatır gibi oynat, söyle şimdi de bilmezden gel. Oha! Ne diyorsunuz siz ya? Oha! Bak bir de terbiyesine bak ya, Allah'ım kimlere çattık. Bak sen bana doğruyu söyle. Sen neden Erkut'la evlenmek istiyorsun? Bizim ne paramız var ne pulumuz var. Hadi gönlün kaydı diyeceğim, o da pek mümkün değil. Pişmiş kelle gibi gülmesene. Ya şey, özür dilerim ama ben niye Erkut'la evleniyorum ki? Sen yüz vermedin mi bu çocuğa? Bu çocuk kendi kendine mi gelin güvey oluyor? Bak tamam, korkma, dövmeyeceğim seni, tamam mı? Yani söz vermiyorum ama deneyeceğim. Yani bakın, biz Erkut'la sadece arkadaşız. Yani hatta biz iş arkadaşıyız. Yani size buna nasıl açıklasam, ne desem bilmiyorum ama bizim Erkut'la aramızda öyle sandığınız gibi bir şey yok. Olamaz da zaten. Yani. Ne diyor kız sen? Ay ben sana kurban olayım ya, gel sarılacağım. Gel ya, gel.
Ay canım benim ya. Mavi saçlı prensesim benim. Bak benim sana hep yüreğim kaynamıştı vallahi bak. Bundan sonra sen beni bir ablan olarak belli, tamam mı? Böyle aklın dara düşer, kafan karışır falan hemen beni arıyorsun. Erkut'u değil, beni arıyor, tamam mı? Tamam. Nereye kadar bu pembe rüyalar?